11 aylıkım. Annemi kucağımda kuyusuzlanıyorum. Ve yere indiriyor annem beni, merdivenlere bırakıyor. Orada ben bir merdiven emekleyerek çıkıyorum. İkincisinde de ilk defa orada ayağa kalkıp ondan sonra yürümeye başlamışım. Hatta annem de bak tabii diyor ilk defa Anıtkabir'in merdivenlerde yürüdü. Bu da büyük adam olacak demiş. Okul birincisi olarak ben bitirdim ilkokulu. Fakat ondan sonraki hayatımda aynı başarı gitmedi. Türkiye Dinleri Ankara Koleji imtihanına girdim. Ve ilk geldiğimde kazanamadım. Çok üzülmüştü. Sonra 50 kişilik yeni bir kontenjan açıldı. Babam çok sevinmiş. O sevincini hiç unutamam. İlk defa eve taksiyle gitmiştik o sevincini. Hemen anneme haber veresin diye. Hep ihmale kalarak geçtim. Hazırlık dahil. ODTÜ sınavları öncesi evde oturdum. Tercihleri yapıyorum. İnşaat mühendisliği 1. Makine mühendisliği 2. Üçüncü tercihim elektrik mühendisliği. O arada zil çaldı zaten ve dördüncü tercihimde kaldım. Arkadaşım işletme bölümünde olduğu için. Oğlum dedi sen dedi işletmeyi neden yazmadın dedi. Oğlum dedim, kimi işleteceğiz dedim bırak Allah'a dedi öyle bir meslek mi var. Neyse allem kallem etti kafama girdi. Zar zor dördüncü tercihim işletme yazdım ve direkt orası tuttu. Yarım saat sonra gelseydi belki ben kimya mühendisi olacaktım. Son sınıfa geldiğimde de kafama taktım master yapacağım diye. Fakat 4 sene 2,5 olması gerekiyor. Benim de 2,49 küsur. Tülin Şener hocamız. Ben ondan yeni bir imtihan istedim. Sen dedi akademik kariyer yapmayı mı düşünüyorsun yoksa piyasaya mı girmek istiyorsun? Hocam tabii ki piyasaya çıkmak istiyorum dedim. Özen dedi sen dedi Kayseri'ydin değil mi dedi. Evet dedim hocam. Özen dedi sana vermeyeceğim dedi. Vermeyeceğim sana, daha başarılı olacaksın ve bana dua edeceksin demişti. Doğma büyüme Ankaralıyız. Ailem Ankara'da, arkadaşım Ankara'da. Serbest meslek yapacaksam, kendime iş yapacaksam bu iş hayatı İstanbul'da olacak. Ama bu arada ne iş yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Sadece kendim iş yapayım ama bu işle bir yerde öğreneyim. Gebze'de işe başladım. Kaliteli çelik sanayi diye bir döküm fabrikası. 4 vasıtayla gidip 4 vasıta dönüyordum. 2 saat sürüyordu. Benim idealime uygun bir iş değildi esasında. Hani ben döküm fabrikası kurayım diye hiç düşünmedim aslında. İdealim uğruna 17 bin lira maaş alırken 6 bin lira maaşla televizyon pazarlaması işine girdim. Çok güzel satmaya başladık fakat ilk ay sonu geldi. Patron dedi ki bu ay Almanya'dan ödenek çıkmadı. Bu ay maaşlarınızı veremeyeceğiz. Temiz insanlar olarak tabii inandık. Ertesi ay bekledik. Bir gittik. İçeride hiçbir şey kalmamış. Döküm fabrikasında 70 bin lira yakın bir para kazanmıştım. Oradaki arkadaşlara dağıttım. Ankara'ya dönüş param bile kalmadı. O dönemde böyle tenike kutuda kumbaralarımız vardı. O kumbarayı açtım. Sonra gittim Haydarpaşa'dan Ankara'ya tren bileti almak için. Geceliğin Eskişehir'de tren durdu. İşportacılar girerler, ayran, sosis. Hayatımda ilk defa gece bir şey yemek ihtiyacı hissettim. Şunu gördüm ki insanın parası olmazsa cebinde acıkabiliyor. Derken bir arkadaşımla yine 1.000 lira para aldım ve böylece geldim İstanbul'a. Ve bir baharat firmasında işe başladım. Sadece geçimi sağlamak için. Bakkal, market, şarküteri, İstanbul'un içerisinde satış yapıyoruz. Valla balla işim tamamen tesadüf başladı. Bunun kökünde rahmetli İlyas Pınarbaşı vardır. İlyas Pınarbaşı babamın köyesinden arkadaşı. Onun da bir bal markası vardı, Balpınar. Babamın adı Sabri. Lan Sabri, senin çocuklar bak baharat satıyorlar. Şu benim ballar da söyle de balımı da satsınlar dedi. Şimdi baharatları söylüyoruz, sonra da diyoruz ki bak böyle bir balımız var. Bu şekilde başladık. Hatta bir keresinde Şaşkın Bakkal'da yine ODTÜ'lü bir arkadaşımla karşılaştım. Bal ve baharatları reyona dizerken beni görünce dedi ki ya Özer dedi sen dedi ODTÜ'yü bunun için mi dedi bitirdin dedi. O zamandan çok güzel bir anı. Dedim ki bu benim kendi işim. Siz girişimciyseniz ve sermayeniz yoksa işi öğrenmeniz lazım. Daha sonra da kendi işinizi kurmanız lazım. Zor olanı ama bence sürdürülebilir olanı da bu. Babam tabii memur olduğu için ancak bana 1500 lira verebildi ama o bana çok şeyler verdi. Yani bana İş ahlakını verdi, çalışma azmini verdi. Para verse kaybedilir de vermiş olduğu etik değerler kaybedilmiyor. İlk yıl 60 ton satmışız. Babama dedi ki, ya Sabri senin oğlanlar dedi çok satıyorlar. Ben onlara bal yetiştiremem. Benim dedi soyadım Pınarbaşı.
markan Balpınar. Senin soyadın altı parmak. Sen de bir bal parmak diye bir marka kur. Sen de yap balcılık dedi. Bal parmak yapmışız. Market sahibi bizim arabayı görünce hemen kapıdan çıkıyor. Bana diyor 5 koli ver. Diğerine gidiyorduk. Ya nerede kaldın? Herkes bal parmak soruyor. Ona 3 koli, ona 5 koli ve para da hep peşin geliyor. Bir bakıyoruz ki tabii sabah rüyaymış. Çağrışım yaptı tabii. Ya dedik biz de kuralım bir bal parmak. Bu bal işine girdiğimde başka başka işleri de yanına koyarım derdim. Reçel yaparsın, pekmez yaparsın, ne bileyim zeytinyağı yaparsın. Ama hakkınla bir işi yapmak gerekiyorsa bal insan hayatını dolduruyor. Bal öyle kolay bir iş değil. 8 yıla yakın arıcı çadırlarında kaldım aslında. Yani kaldım derken bir kamyonetimiz vardı, bu 5 tonluk. Onlarla ben dolaşırdım. Onların yaşam kültürünü bizzat hisseden insanım. Çektikleri cefanın değerini vermeyi biz onlarla öğrendik. Ticaret paradan çok güvenle yapılır. Para biter, itibar bitmeyen paradır. Kısa dönem karlılığı biz hedeflemedik hiçbir zaman. İlk laboratuvarımı da ben 1986 yılında kurdum. 9 metrekare küçük bir laboratuvardı. Biz en iyi balı yapalım, tüketiciye güven aşılayalım. O zaten bizi bir yere getirir. 89 yılları idi. Tüm Tüketici Koruma Derneği'nden bir altın madalya aldık. Bir sorumluluk üstlendiğimizi hissettik. Tüketicinin bize yüklediği bir sorumluluk. Marka oldunuz, bunu sürdürmelisiniz. Kocaman 3 katlı bir fabrika binasını kiraladık. Balı herhangi bir emtia olarak düşünmeyelim. Bozulmayan, kokmayan tek gıda maddesidir. En kolay taklit edilen, en zor tahlil edilen bir gıda maddesidir. Dünyada hiç kimse analizler yapılmadan balın sağlıklı olduğunu anlayamıyor. Yani ben tattım balı, bu bal gerçekmiş, bu sahte değilmiş demek mümkün değil. Bizim laboratuvar mesela dünyanın bal konusunda en gelişmiş laboratuvarlardan bir tanesidir. 120'den fazla parametreye bakıyoruz. O analiz tüketiciye şu rahatlığı veriyor. Bu bal bir defa gerçek baldır, doğal baldır, yetmez, antibiyotik verilmemiştir, veteriner ilacı yoktur, pestisit kalıntısı yoktur'u garanti etmiş oluyoruz. Marka demek güven demek zaten. Yani büyüklük de değil. 27 yıldır bal parmak lider bir markadır. Bakın 80'de başladık, 13 yılda lider marka olduk. Ama bu markanın pekişmesi tabii yıllar alıyor. Yani şu anda 40. yıldayız. Ben tabii balın bu denli zor bir iş olduğunu bilmiyordum aslında. Hani 27 yaşına girdim, bugün 67 yaşına çıkamıyorum. Ama hiç yorulmuyorum. Neden? Sevdiğim bir işi yapıyorum. Bir şeyler uğruna yapıyorum. 40 yıllık hayatımızı adadık. Bu arayıştır. Hani balın gizemlerini yakalamaktır. O kadar üniversite okuduk ama yani bu üniversite daha büyük bir üniversiteymiş meğersem. Ressam bir tablo yapar. Onu bir yılda, iki yılda, üç yılda bitirir. Ben de bir tablo olarak düşünüyorum markayı. 40 yılda çalışıyoruz üzerinde ama hala bu tablo bitmiyor. Yapılan hiçbir şeyin en iyisi yok, daha iyisi var. Biz hep daha iyisini yapmak adına hala o tabloyu bitirmekle uğraşıyoruz. 40. yılımız ama daha tablo bitmedi. İlk 40. yılı unutmayın.